Good morning and good evening, everyone. My name is Seda Altan, and I'm the director of Aura Istanbul. It is truly a great pleasure that I'm able to moderate today's Aura on Saturday conference, hosting architect and scholar Meral Ekincioğlu. She'll be joining us from Boston, United States of America. It's actually 9 a.m. in Boston, so thank you, Meral, coming so early today. For the ones who join Cumartesi Aurası, Aura on Saturday conference for the first time, I'd like to give a little background on Aura Istanbul. The name of Aura actually stands for Architecture and Urbanism Research Academy. Aura Istanbul established in 2017 as a nonprofit organization. Although we are organizing many public events, the main focus of the academy is to be a think tank for young architects and designers with its certificate program. And in 4 years' time, our program became a bridge of experimentation and research. Last but not least, I'd like to thank our sponsor of this special event, Erginoğlu and Çalışlar Architects, founded by Kerem Erginoğlu and Hasan Çalışlar. Until today, they have made a great contribution in many valuable ways by devoting their time and sharing their knowledge. We feel very lucky to have them as our friends. And thank you again for sponsoring this event. Okay, with no further ado, I'd like to introduce today's guest, Meral Ekincioğlu. Trained as an architect, Meral is a scholar with PhD in architecture. Her recent advanced academic research studies examine intersectional feminism and intertwined history of architecture. Her most recent research studies investigate inclusion in historical documentation at pioneering schools of architecture in the United States. Prior to this, she conducted her advanced academic research project at the Massachusetts Institute of Technology, History, Theory, and Criticism of Architecture program for 2 years after her PhD. With her findings, she is the first scholar to uncover history of Turkish women architects in post-war US and early women architects from the Princeton University School of Architecture. She was invited by MIT, Harvard, Society of Architecture Historians, annual and international conference, where she was awarded by SAH Fellowship as a speaker to present her findings. Meral began her PhD dissertation research at Harvard University as a special Turkish fellow, continued this advanced research study at Columbia University as a research scholar. In this respect, her secondary research fields are interaction between design architects' creativity and large-scale clients' economic and commercial expectation in the private sector, sociology, theory, and history of the architecture profession and architecture design practice in post-war time period. Based on those studies, she obtained her PhD in architecture at Istanbul Technical University, where she was a PhD candidate. Obtaining her bachelor and master degrees in architecture at the same university, she conducted her architecture design practice in the private sector, teaching practice in architecture education, and publishing practice in architectural journalism. So thank you very much, Meral, coming here today and joining us at our own Saturday conference. So right now I'm going to stop sharing my screen and leave the floor to you. So, okay. May I share my PowerPoint? Please. Good afternoon, everyone. I am very pleased to be with you today and would like to express my thanks to Architecture and Urbanism Research Academy in Istanbul for this online talk. While we have been still going through COVID-19 and its influences on our lives, I hope all is well with you and with your loved ones. Today, I will talk about some significant recent projects on architecture and urban systems through the lens of scientific thinking and research studies in relation to COVID-19.
In light of this, my talk will be in four parts. Firstly, I would like to give you some general information on architecture practice, architecture profession, and architecture education in the country as a response to pandemic experience. And secondly, I would like to talk about the problem behind my decision to focus on science during COVID-19. Thirdly, I am going to elaborate some recent research studies and projects conducted by some scientific researchers, scholars, and professors in architecture and urban systems at MIT during COVID-19. And finally, I would like to discuss the vital importance of scientific thinking and research for some urgent problems in architecture and urban systems. And during my talk, you will see each reference, links, and credits of projects and documents on each relevant slide. And I think that Aura has been recording this online talk as well. So if you would like to know more details on projects, documents, surveys in my talk, you can reach out to more information through the relevant link, references, and credits. Now, let's begin with architecture design practice. I think that Philip Bernstein, professor on architecture practice and associate dean at Yale University Schools of Architecture, gave a very important message to the architecture community in the country in 2018 before COVID-19 pandemic. We need to design our future and learn how to control the system before the system controls us. And in 2020, during COVID-19, he also shared his 10 thoughts on the future of architecture practice. Let's look at his 10 thoughts. Firstly, his thought about economics emphasizes that certain building types, particularly retail and commercial office, will fall off the profession's focal point for several years. And secondly, if this downturn lasts more than a year, another lost generation of students will leave the profession. And thirdly, new jobs, not many, and remote work may be a desirable option to improve work and life balance. Fourthly, for technology, the last recession saw the profession's transition from CAD to BIM. Now there is much larger tools available, such as big data, analytics, reality capture, computational design, machine learning, to name a few. Some practices will embrace these tools to redefine their capabilities, and others, like many in 2008, will use new technologies toward very old ends. And for practice methods, it will be formulated by digital and remote works through digital service, and tailored networks will widen beyond local context. For practice structure, talent will be distributed globally, and physical office may not be essential to running a firm. New generation will be flexible, will not know each other well, and focal point will be less on full projects and more on discrete tasks. For construction, it will turn strongly to automation on the site. The necessary tools and processes require digital infrastructure. Government funding of projects may drive digital protocols as requirement. For talent, the survivors will define talent agenda, which is likely to be had a mix of technological prowess, ability to collaborate directly and remotely, and with flexible work style and technique. In terms of space, its priorities will focus on more epidemiological considerations. And finally, cities have been hardest by COVID-19 with the challenges of proximity and density. If physical distancing and homestay are regular strategies to manage this pandemic, with the potential revival of more suburbs, architects will rethink and redefine fundamentals of living.
In addition to these 10 thoughts, according to him, the duration and depth of the downturn will determine the potency of the ideas suggested in these 10 thoughts. And at this critical time, one of the most important questions is how to return to architecture office in order to continue collaborative team practice in a healthy way. And for these vital questions, some well-known architectural design offices and firms have been sharing their reports, surveys, research studies as a potential resource for other design firms, their business partners, and broader community. And these reports are accessible to everyone. For instance, Skidmore, Owings, and Maris is one of them. And due to the length of my online talk, I have been sharing its links, but if you would like to know more information about this, you can visit its link. And another challenging topic is architecture profession. As a voice of architecture in the profession, American Institute of Architects, or in short AIA, emphasized its commitment to equipping its members with the information they need to help navigate these uncertain times. And with this, when this pandemic broke out in 2020, AIA began to release COVID-19 resources for architects in the country and has been regularly updating these sources under 8 main topics. And they are business, design, economy, career, human resources, legal, relief, and fee. And in order to share helpful knowledge resources for architects on health issues and healthcare architectural profession, Academy of Architecture for Health by American Institute of Architects has been also sharing its updated knowledge resources for the professional community. And with its mission on education, AIA has been also offering some online courses on health issues in collaboration with public health professionals during COVID-19. These courses aims to guide people for rethinking the design process to create healthier buildings. In addition to this, one of the most critical issues is reopening buildings after COVID-19 lockdown. And considering this challenging fact, AIA has issued some documents on essential design strategies and principles for particular building types and functions. As you see on the slide, these documents have been prepared for safer offices, safer schools, safer retail stores, safer senior living communities, safer multifamily housing, and so on. And these sources are also accessible to everyone. And without doubt, there are lots of questions for architecture education with this pandemic experience as well. In this respect, Associations of Collegiate Schools of Architecture, or ACSA, has been sharing its knowledge resources and creating online networks and organizing online events to bring education community together. And one of the significant steps by ACSA is Course Development Prize in collaboration with Columbia University. And this year, the main topic of this prize was architecture, climate change, and society. And focal point of this prize winners are mostly cross-disciplinary approach and multidisciplinary understanding to challenge climate change, energy, ecology, equity, and inclusion in society, rather than purely physical or environmental challenges in architecture. For instance, this is one of the prize winners, and this course aims to examine how underserved and minority communities affect from climate change issues.
And this is another prize winners of this year, focusing on carbon capture, oil production centers, their environmental consequences, and their impacts on structural inequities and racial segregations in the built environment. And finally, this prize winner's course aims to develop a multi-departmental effort to engage climate change in collaboration with high schools and academic programs. And with respect to several discussions on online architecture education, ACSA has been organizing some online events, and one of them brought professors and educators from Academy of Art University together. This academy has been offering full online accredited undergraduate and graduate degree programs dating back to 2006. And in this online event, it was underlined some points for pedagogy in online environment. And they were the importance of communication, listen, understanding the expectation and existing sources, digital support, and maintain collective spirit and sense of community at architecture design studio and leverage social networks. And for remote teaching, universities and programs have been also sharing their resources. For instance, this is a document by MIT in 2020, The Science of Remote Learning. As it is emphasized in this document, learning can only happen if the learner actively participates in the learning process. And among schools of architecture, Columbia University Graduate School of Architecture Planning and Preservation announced its approach to pedagogy within a very short time with this pandemic experience. And their topics are climate, equity, data, and design. And from this program, sentences by Reinhold Martin can give some clues for recent discussions on this topic. The career of many star architects was made not only by the pixelated aura of the digital stardust. And he indicates that the focal point should be types of knowledge and creativity. And with this general information, now I would like to focus on science in architecture and urban systems for a better world. Firstly, I would like to explain why science, or what is the problem with science during COVID-19. During this pandemic, unfortunately, flood of information and more critically misinformation have caused confusion and insecurity for most of people, as well as for architects, and in particular for architecture students and young generation in the architecture profession, no matter where they are in the world. And sometimes we have also found ourselves overwhelmed with online talk discussions and even some official statements on this infectious disease. However, as you are aware very well during this pandemic, we need science-based knowledge that is objective, obtained within a certain method in the form of testable explanations, and never serves for anyone's benefits or interest. And during this pandemic, we have also witnessed that we need scientific researchers to save our lives. And it is a clear fact that science and scientists need good politics. In light of this, now I would like to focus on some recent projects and research studies by some scientific researchers, scholars, and professors at Massachusetts Institute of Labs and by some MIT affiliated companies. At that point, you can ask, why in particular MIT? Here, my purpose is to offer you a perspective on how one of the leading science-based
scientific research-based institutions with its mission on education has been operating with its labs and with its affiliated companies during COVID-19. And needless to say, focal point of most of these research projects is innovative approach to advanced technology and how it can be helpful for healthy and sustainable architecture and urban system. And before this labs and affiliated companies, let's look at schools of architecture and planning at the Institute. With several departments, schools of architecture and planning includes the first department of architecture in the country since 1868, and with some labs. And during this pandemic, curriculums, some projects and research studies at the schools and the Department of Architecture reflect academic teams and students' effort to search formulations for healthy architecture spaces, built environments, and urban system. I think that introduction of an architecture design studio at the department in the spring term can explain current situation in architecture design education well. The studio cannot predict the future, but will be provided with recent state of research about emerging trends. In parallel to this, research studies and projects in my online talk reflect emerging trends and approach to current problems in relation to pandemic. For instance, this is the Climate Action Plan in 2020 based on research by graduate students at the Department of Urban Studies and Planning in collaboration with faculty and alumni. It analyzes greenhouse gas emissions at the schools of architecture and planning by its unit with an aggressive commitment to lower carbon emissions. At the end of detailed analysis, these research suggests some actions, such as reducing HVAC utilities to use, innovative interfaces for monitoring energy use in specific labs, classrooms, and offices, and organizing design competitions and reducing vampire energy use. I think that this research exemplifies how students and faculty work together on some urgent problems by analyzing their own education environment in order to take action together for more healthy spaces while they have been experiencing a pandemic. An architecture design studio studies shed light on this challenging time. For instance, one of the studios in the spring term focuses on digitization of justice. Needless to say, justice is one of the central issues for the missions of public health. This architecture design studio aims to investigate a future for the hybrid, virtual and physical spaces of justice by working closely with several partners at the courts, looking to identify the issues for all parties, including often left out users of the courts, and define the design briefs in conjunction with them. And one of the urban design studios, for instance, in the spring term is Boston Crossing. Its significance is to turn students' architectural and urban design attentions to the city where all of them lived together until COVID-19 and to establish dialogue between city administrators and their architecture design studio. And the goal of this studio is to design mobility system for the city in order to reduce 50% of its automobile traffic. And now I would like to focus on some recent projects conducted by several labs and by some MIT affiliated companies in relation to COVID-19. With this pandemic, one of the important topics in architecture design practice is digital construction.
And MIT Media Lab had started to work on this field before COVID-19. Before their research project, I would like to give some information from the US Chambers of Commerce Commercial Construction Index in 2020. For this index study, contractors were asked top reasons to prefer advanced technology. According to their answers, their top three reasons are to improve job site safety, to increase labor productivity, and for better management of project schedule. And before COVID-19, a scientific research team at the MIT Media Lab began to develop some projects to make progress in digital construction. For instance, digital construction platform, or in short, DCP. As this research team indicates in their paper 2017, the digital construction platform developed by them is an automated construction system capable of customized on-site fabrication of architectural scale structures using real-time environmental data. And their digital construction platform is mobile and self-contained. It is battery powered with a few solar panels on it and an option for more to be attached. And on the slide, you see digital construction platform. The construction technique that DCP uses is straightforward. There is a sprayer at the end of the small arm, and you can program the DCP to print anything you like. To explore its potential for on-site fabrication, an architectural test print of a 14.6-meter diameter open dome was manufactured with a print time of 13.5 hours. And another digital project for construction site was developed by OpenUp, an MIT-affiliated startup. Using 360-degree cameras and computer vision to create comprehensive and time-stamped digital replicas of construction site, they offer analytical solutions to help their customers in order to track progress and search for objects on their job site. As their co-founders indicates, their product allows their users to have complete visual record of any space, and they can see what's there from anywhere at any point in time. Users can also teleport into the construction site to inspect the actual reality, and they can also see what was there yesterday or a week ago or 5 years ago. In this way, the solutions helps people in the construction industry to improve accountability, minimize travel, and reduce risk. As you see on the slide, in the construction site, you should connect a camera to their applications, and then you can take your photograph and pin to your plans. Then walk to the next location, take another photo, and pin to the plan again. And you can repeat these steps. As open space indicates, it is possible to capture up to 10,000 square feet per hour. And another MIT-affiliated company presented their new products and projects during COVID-19. This startup offers a professional service to understand how people and objects move within environments by using data analytics and machine learning. They recently launched one of their new projects, Spatial Intelligence Platform. With their introduction, it provides information about movement of people and objects within a physical space in real time. And Social Distance AI is a recent project developed by this team
to use their spatial intelligence platform and to give space information on how infectious diseases might spread within a place in different scenarios. By accurately simulating physical space and real-world disease transmission in a location framework, they can study the movements of people and how to optimize a space for safety in a pandemic. For instance, here you see a simulation for department store unsafe COVID-19 contacts and the potential impact of improper social distancing. And now let's look at MIT Civic Data Design Lab. As a group of multidisciplinary researchers about the intersection of data, design, and city, this lab conducts projects to develop data visualizations and collection tools to understand urban issues better. In recent times, data science is one of the leading topics to understand current facts and problematic situations and to improve decision-making about them through the analysis of data. And one of the recent critical discussions about data science is its abstract and technical pursuits. Scientists in the field point out that there is need much more discussion on the social context, ethics, values, and politics of data. For instance, Catherine D'Ignacio and Lauren Klein discussed this issue in Data Feminism, their recent book. Another discussion is about the data and political dimension of urban science. MIT Sensible Design City Lab shared a publication on its official page in 2020. Data Science and Cities, a Critical Approach, published by Harvard Data Science Review. In this publication, it is pointed out the emergence and importance of urban science with new methods and tools in order to collect and analyze data, such as with machine learning, data visualizations, and so on. And in this publication, it is also emphasized that urban scientists must be aware of political dimension of urban science. They need asking who benefits from the new informational landscape and which populations are neglected. For example, urban scientists tend to work in cities where data is easily accessible, which tend to be in Western countries. On the other hand, geographies such as the Global South are often left out of analysis. And there is what David Hand calls dark data, emerging from phenomena we are not prepared to observe directly, or data we cannot collect with current tools and do not fit within existing methods, but still can have major effects in our decision and action. In light of these issues, Data Action, a recent book by Sarah Williams, the director of the MIT Civic Data Design Lab, deserves an attention. In her book, she suggests a collaborative method among data scientists, policy experts, data designers, and the public in order to examine unheard and marginalized communities and their problems. And one of the recent projects by this lab is Visualize New York City 2021. And this exemplifies her arguments and suggestions in her recent book. Visualize New York City 2021 is a recent project and research project and exhibition conducted by MIT Civic Data Design Lab in collaboration with American Institute of Architects, New York, and Center for Architecture, as the city has been going through one of the disruptive crises in its history. This research project and exhibition shows how a lab at the research-based university, such as MIT Civic Data Design Lab,
and an organization for the architecture profession, such as the American Institute of Architects, can collaborate and support each other missions in order to examine some problems in architecture and urban system, in particular during one of the most critical crises in the history of the city. And one of the aims of this exhibition is to make New Yorkers' voice heard for 2021 election. And as you can see on the slide, this project examines this city under several categories. For each category, description, limitations, and sources for data are elaborated by the research team. Among these categories, I would like to focus on public health in the city in relation to COVID-19. In this project, a healthy city is described through an equal access to basic necessities like fresh food, open space, and public transit options. And this project aims to map out various factors affecting people's overall health, such as education level, housing situation, employment and income, and to expose where there are the biggest gaps and to help urban planners, policymakers, and business owners to identify where the demand and opportunities are. On the slide, you see visual map created by the research team for all New York City neighborhoods. And one of the focal points of this research project is senior amenity access in the city. For the methodology, firstly, the research team highlighted districts where the number of people over the age of 65. Secondly, they highlighted available amenities for the daily or weekly needs for seniors within these districts. And thirdly, they scored each district as a function of the number of amenities and their walk score. And if you ask what walk score is, it is a methodology to measure the walkability of any address. It has been developed by an advisory board and validated by academic researchers in the field. As you see on the slide, senior amenity access has been examined under 10 categories. And according to their findings, most of elders prefer to be considered as senior with their age rather than moving to an assisted care facility. And amenities like grocery stores are not within convenient walking distances for many older New Yorkers. And many New Yorkers live in where closest subway or railway station is at least 15 minutes away. This is especially problematic for elderly or disabled New Yorkers. And this is Add Your Voice section in the project in order to invite its visitors to participate this project with their comments and suggestions. And at the end of my talk, I would like to mention a Turkish woman who studied on public health at MIT in the 1940s. While conducting my advanced academic research project, Historical Recognitions of Turkish Women Architects in the United States, I reached out a finding. One of the early women architects from Turkey, Celile Berk Butka, a woman graduate of Istanbul Technical University in 1942, was admitted by the MIT School of Architecture and Planning as a graduate student. And she conducted her master's thesis here in 1946 and 1947 and obtained her master's degree. And her master's thesis at MIT examines public health in architecture, and more specifically, sanatorium buildings for tuberculosis, and her advisor was Professor Alvar Aalto,
one of the pioneering design architects and professors at MIT at that time. And as Professor Stanford Anderson wrote in his emails to me and expressed during my talk with him in 2015, her sanatorium design in her master's thesis reflects some influences of Paimon Sanatorium designed by Professor Alvar Aalto. And as you see on the slide, sanatorium project by Celileh is on the left, and other project is sanatorium, Paimon Sanatorium, designed by Professor Aalto. And her architectural design project in her master's thesis at MIT on the left, and her architectural design competition project for Istanbul Radio House with Haydar Yücelen in 1945 on the right, clearly reveal how her architectural design thinking began to improve from conventional spatial arrangements towards modern understanding just within a few years. Her master's thesis at MIT also shows how she began to gain an insight into the modernity as the logic of problem-centered architectural research, which her modern functional solution studies, database analytical mindset, research on science for health. For instance, her sentences on modern attempts of sound control devices by Le Corbusier and materials for scientific control of daylight deserve a considerable attention in terms of her knowledge on modern architecture in history and how to combine it with a scientific knowledge on some building materials by her in the 1940s. And on the other hand, according to MIT Wharton records and the email by Lisa Horowitz, MIT librarian in 2014, as far as they can find, there is only one they found a master thesis, which Professor Aalto was the advisor. And this is the master thesis by Celileh Berk. According to her CV at the American Institute of Architects Archive, Celileh went back to Istanbul Technical University to conduct her academic career, but then set sail for the United States and work at well-known, large-scale and established architectural offices and companies in the United States. And she could state her Prague architecture with a modernist practice, advanced building technology, and professional work culture in this country. For instance, one of the architectural projects she worked for as a project team member was One Astor Plaza by Kahn and Jacob Architects in New York City, according to her CV at the AIA. In spite of this fact, her master's thesis at MIT and her professional career in the United States were invisible in Turkish and multicultural American architecture history in relation to gender and politics of women and gender and politics. And needless to say, equity and inclusion are central issues of healthy architecture as well as its critical history and critical historiography. And while we have been going through a public health crisis, I think that it is time to make her transnational professional career and her master's thesis at MIT visible as one of the early women architects from post-war Turkey to the United States for more inclusive and equal architecture and its history. And tracing her story from post-war Turkey to the United States, I would like to share and say a few words about my own story within this context. And my learning process on how to conduct a systematic and in-depth advanced scientific research began my first appointment with Professor Kenneth Frampton when I was a research scholar at Columbia. Here you see his notes and hand drawings from this first appointment while he was explaining to me how to examine and analyze
the influence of commercial clients' profit-oriented expectation on design architects' architectural creativity. And with this first appointment, then step by step, I began to comprehend how to clarify essential research problem, theory, and method of my own advanced academic research in order to be able to reach my own finding. And I would like to express my deepest thanks to him. And finally, the current global pandemic poses a challenge and many unanswered questions for all levels of the built environment and our lives. Architecture and urbanism after the COVID-19 might not be the same. And it might take time to develop antivirus-enabled approach to reduce the potential risk or stop the virus from spreading within the built environment. However, if the vital importance of scientific mindset with a creative and human-oriented understanding is brought into focus in architecture education and research through a collaborative and multidisciplinary effort with architecture design practice and architecture profession, I think that next generation can do much better when they face with such a complex period of uncertainty. Thank you for your listening. Thank you very much for this enlightening lecture, Meral. So, my pleasure. Right now, we'll go into the question and answer session. So, we have very limited time for Q&A, so please keep your questions and comments short and clear. We prefer to listen to your questions. So instead of writing through the chat box, you can use raise hand button, which you can find at the bottom of your Zoom screen. Meral, I would like to stop sharing your screen and I'll share mine. Yeah, okay. No problem. But before question and answer section, I would like to say please. One thing. My expertise field is post-war architecture history, intersectional feminism, and intertwined history of architecture. And these projects and studies in my online talk aim to offer you a perspective from the United States and Massachusetts Institute of Technology, how some research-based, scientific research-based institutions with their mission of education have responded to COVID-19 pandemic in order to give some ideas to you and in order to open new windows in your mind to approach some problems. Thank you for your comments. Okay, as you can see on the screen, I would like to repeat, instead of writing through chat box, we would like to hear your questions from you. So please just use the raise hand button to and just a quick reminder for you to activate your interpretation button. You can ask your questions in English or Turkish. Either way, it will be translated by our amazing translator, Alper. You can check your interpretation option if you cannot hear our translator, which is on the right of your screen, says interpretation. We can give people a minute to get over their shyness. Okay. I hope it's all clear. Okay, maybe Mr. Sinan is there. Can I say something? Yeah, okay. Geliyor mu sesim? I will stop sharing. Ben ekrandan bir saniye göremiyorum çünkü kimseyi şu anda. Okay. Tamam. Meral Hanım, çok teşekkürler her şeyden önce. Ben çok bilgilendirici buldum. Bu özellikle pandemi döneminde işte çevreyle, şehirlerle veya mesleğimizle ilgili yeni perspektifler
yeni arayışları öğrenmek bizim için çok iyi oldu. Buna çok ihtiyacımız var. Ben teşekkür ederim. Özellikle mimari eğitimin online olarak uzaktan nasıl yapılabileceği konusunda pedagojik yaklaşımlara gerçekten çok ihtiyacımız var. Ben de bu eğitimi online olarak sürdürmeye çalışanlardan birisiyim üniversitede. Ve özellikle yani şeylerin, belki seminerlerin, derslerin o kadar değil ama stüdyoların online yapılabilmesinin çok zor olduğunu deneyimliyoruz. Aslında bunun orada özellikle stüdyo eğitimlerinin online olarak nasıl sürdürüldüğünü veya onu sürdürürken nasıl başka bir çaba içine girildiğini, hani etkileşimi arttırmak için öğrenme sürecini daha etkinleştirmek için farklı şeyler deneyip denemediklerini de merak ediyorum doğrusu. Ya da işte bu bizim stüdyolarımız, proje alışık olduğumuz şey biraz daha interaktif, masa başında yoğun etkileşimli süreçler oluyor. Bunu uzaktan şeye bağladığımız zaman online bir şeye, her ne kadar bazı yazılımlarla işte doküman paylaşıyoruz falan filan ama bu etkileşim çok, en azından alıştığımız bir şey değil, çok yabancı olduğumuz bir konu, çok efektif olamıyor çoğu zaman. Acaba bunu orada nasıl aşıyorlar veya aşmak için ne yapıyorlar veya farklı bir perspektiften bakıyorlar mı, onu çok merak ediyorum doğrusu. Yani bu konuda bir şeyiniz var mı, gözleminiz, onu merak ediyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim, bu benim uzmanlık konum değil ama takip Tabii. ettiğim kadarıyla bilgileri paylaşmak istiyorum. Evet. MIT'deki sürecin nasıl işlediğini merak edip takip etmeye çalışıyorum ve MIT bağlamında mesela şunu söyleyebilirim. Öncelikle üniversitenin MIT X adını verdikleri ve yanlış hatırlamıyorsam 2001 ya da 2002 yılına kadar geçmişi giden bir online eğitim, online araştırma programı var. Yani farklı programlar sunuyorlar. Ve bu konuda Digital Learning Office diye bir ayrıca bir departmanları var diyeyim. Ve onun başında bu konunun uzmanları var. Yani bu konuda yaklaşık 20 senelik üniversitenin anladığım kadarıyla bir deneyimi var. Ve bir de ayrıca okuduğum kadarıyla MIT'nin virtual ortamda öğrencilerin öğrenme sürecine yardımcı olabilecek bir takım programları var. Bununla birlikte bu pandemi başladığında öğrencilere destek olmak amacıyla eğer yanlış hatırlamıyorsam üniversite 600'e yakın öğrenci koçu işi aldı. Öğrencilere bu süreçte motive edebilmek ve destekleyebilmek için tahminimce bunlar da bu koçlar da bu uzaktan eğitim, dijital öğrenim gibi konularda tahminimce deneyimli insanlar oldu. Tahmin ediyorum. Yani öncelikle üniversitenin böyle bir altyapısı ve böyle bir çabası var. Bununla birlikte design stüdyolarda ise sizin de dediğiniz gibi iletişimi daha sosyal iletişimi canlı tutabilmek için daha böyle interaktif olmaya özen gösteriyorlar ve yani mesela uzmanları davet ediyorlar. İşte ya da kendi üniversitelerinden, bölümlerinden mezun olmuş mezunları davet ediyorlar. Fakat o mezunlardan davet ettikleri de mesela onlar da örneğin diyor ki mesela ben mezun olduğumda ekonomik kriz vardı. Yani bir kriz dönemine tekabül eden bir mesela mezunu özellikle çağırıyorlar. Deneyimli, iyi işler yapmış vesaire ki hani krizle nasıl başa çıkabilmiş acaba şeklinde. Yani pandemiye eşdeğer olamaz tabii ama bir de şunu gözlemliyorum ki hani şimdi artan bir şekilde mimarlığın aslında her disiplin için geçerli. Çok daha multidisipliner, cross-disiplineri, interdisiplineri yaklaşımlardan bahsediyorlar ve mesela teknoloji çok gündemde doğal olarak. Bununla bağlantılı mesela geçenlerde bir online etkinliklerini izlemiştim. O benim için hani dikkat çekici bir örnekti. Tartışmaya ve konuyla ilgili paylaşma, mimarlık ve mühendisliğin ortak dilini nasıl yakalayabilecekleri konulu bir şeydi.
Bence çok güzel bir etkinlikti. Arkadaşlar, şu anda katılımcılar eğer ilgilenirlerse linkini gönderebilirim. Katılımcılardan bir tanesi SOM'den mimarlık ve mühendislik arakesinde çalışan deneyimli bir pratisyendi. Diğeri mimarlık ve mühendislik arakesinde çalışan bir mimarlık tarihçisiydi. Diğeri mimarlık ve mühendislik alanında güncel problemler üzerine çalışan bir profesördü. Dördüncü katılımcı da bu konularda çalışan ve şu anda çalışan bir doktora adayıydı. Yani mimarlık ve mühendislik arasında ortak dili geliştirmek, güncel problemlerin neler olduğunu birlikte konuşmak ve bunun tarihi geçmişine de bu perspektiften bakabilmek için hem mimari tasarım pratiğinden pratisyen, hem bu konunun geçmişini çalışan mimarlık tarihçisi, hem bugünden konuya yaklaşan bir profesör ve bir de bu konulara ciddi şekilde kafa yoran bir doktora adayı bir araya gelerek bizim ortak dil kurmada problemlerimiz neler, bunları nasıl aşabiliriz gibi konuları tartıştılar. Mesela şöyle tartışılan, getirilen önerilerden bir tanesi, hani mimarlık, mimari tasarım stüdyolarıyla mühendislik öğrencilerin yürüttüğü stüdyoların arasında nasıl iletişim kurabiliriz? Acaba mimarlık ve mühendislik stüdyolarını bir araya getirerek bu öğrencilere ortak projeler üzerinde çalıştırabilir miyiz gibi konular tartışıldı. Yani artık hani tekil böyle saf pure bir mimarlıktan değil, mimarlığın özellikle pandemide tabii ki public health crisis en core problem. Ve o yüzden mimari tasarım yapan öğrencilerle kanımca public health ve pandemi konusunda çalışmış olan ve çalışan uzmanları bir araya getirmek ve mimari tasarım projelerine bu temel problem üzerinden bakmak, ama bunu yaparken de işte social scientist de, biologist de, yani bu konularla ilgili diğer uzmanlarla da olabildiğince mimari tasarım stüdyosunu çoklu bir perspektiften ele almak. Şunu ifade etmek istiyorum Sinan Bey. Reinhold Martin'in bir paragrafına yer verdim ama kısaca ifade ettim, ama şimdi biraz açıklamak istiyorum. Reinhold Martin mimarlık tarihçisi ve eleştirmen ve Columbia Üniversitesi Graduate School of Architecture Planning and Preservation'da bir süre önce doktora program koordinatörüydü. Saygı duyduğum bir mimarlık tarihçisi ve eleştirmen. Mesela onun şöyle bir açıklaması var. Yani önemli olan aslında dijital ortam ya da fiziksel ortam değil. Asıl olan aktarılan bilginin içeriği ve bu bilginin yaratıcı bir şekilde nasıl aktarılabildiği. Yani ortam değil temelde tartışmamız gereken şey. En temelde tartışmamız gereken şey bizim şu anda mimari tasarım eğitimindeki temel problemlerimiz neler? Ve bunları nasıl çözebiliriz? Bu dijital ya da fiziksel ortam çok şey değil bence. İlginç. Aslında benzer tartışmalar orada da yürüyor, burada da yürüyor. Anladığım kadarıyla her yerde yürüyor. Ama belki ben hem sizin anlattıklarınızdan şunu da anladım. Belki bu genç arkadaşlarımıza da bir perspektif sunması açısından faydalı olabilir. Özellikle bu interdisipliner alanda ortak çalışmalarla veya işte yeni teknolojilerin bilgi üretim sistemlerinin devreye girmesiyle yeni meslek alanları da açılıyor. Aslında hani mimar artık bildiğimiz bir mimar değil, belki bir data analizcisi perspektifinden bakabilen bir insan da olacak. Evet. Buna benzer farklı katmanlarda farklı uzman alanlar da ortaya çıkıyor. Bence bu mesleklerde çok kısa zaman içerisinde belki böyle dönüşüm geçirecekler ve çeşitlenecekler şu anda çok göremediğimiz ya da yeni yeni görmeye başladığımız gibi. Belki bu pandemiden önce de konuşulan, düşünülen, beklenen şeydi belki daha uzun vadede. Ama belki pandemi dolayısıyla biraz daha bu süreler kısaldı zorunluluklardan dolayı. Belki bu sizi de dinleyen genç arkadaşların gelecekleriyle ilgili perspektiflerinde aslında bir çok faydalı bir düşünce şeyi olabilir, bakış açısı olabilir. Bir sürü farklı alanda, farklı meslek, ara meslekler oluşacak, hibrit meslekler oluşacak belki. Doğru. Uzmanlık alanları oluşacak. Belki hani onun üzerine odaklanmak da çok ilginç olur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler katkılarınız için gerçekten bu konuda. Ben teşekkür ederim.
Daha sonra daha detaylı bilgi almak isteyenler olursa bu online konuşma sonrasında ben her zaman iletişime açığım. Eğitime katkıda bulunmaktan her zaman çok mutlu olurum. Arkadaşlara detaylı her türlü bildiğim bilgileri paylaşmaya bu online konuşma sonrasında da hazırım. Çok sağ olun. Ben de Türkçe Evet devam arkadaşlar. edeceğim artık. Çünkü sorular Türkçe'ye döndü gibi. Daha rahat iletişim kurmak için. Sinan Bey, yorumunuz ve sorunuz için teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum, el kaldıran yok gibi görünüyor ama butonu bulamadığınız için mi yoksa hala böyle sindirme aşamasında mısınız bilmiyorum. Belki yine ben sözü kurucularımızdan Şöyle birine oluyor. Ben veririm diye düşünüyorum. Online olduğum zaman soru sormuyorlar. Ben çıkarsam soru sormaya başlıyorlar diye düşünüyorum. Yok, öyle değildi. Yılmaz Bey, size söz vermek isterim müsaitseniz eğer. Mikrofonunuzu açabilir misiniz? Evet, buyurun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de belki bir farklı bakış açısıyla sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Malum hep söylenilen bir şey, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye. Bunun yaşadığımız çevre, toplum, üretim ilişkileri ve mekansal karşılıkları anlamında ne tür dönüşümlere yol açacağını hep merak ediyorum. Gelecek deyince daha çok tahayyülümüz teknoloji üzerinden ola geliyor. Yani özellikle işte dijitalleşmenin müthiş bir hızla geliştiği ve teknolojinin gerçekten akıl almayacak boyutlara ulaştığı bir şeydi. Gelecek tahayyülü de, yani fütüristik yaklaşımlar hep bu teknolojinin acaba aklımıza şimdi gelmeyen ne tür bize olanaklar sunacağı şeklinde içime kavuşmasına sebep oluyordu. Ama pandemiyle birlikte hayat dünyanın her yerinde biraz yavaşladı. Ve insanlar hem kendilerini, hem ilişkilerini, hem yaşadıkları çevreyi, hem yaptıkları işi ister istemez sorgulamak durumunda kaldılar. Birçok şeyi mecburiyetten de böyle bu muhasebeyi yapmak durumunda kaldılar diye düşünüyorum. Bunun gelecekte farklı toplumsal ilişkiler üreteceği, insanın hem kendisine hem ilişkilerine hem yaptıklarına farklı bir gözle bakacağı, belki bazı şeyleri yapmamaya karar vereceğine ilişkin bende bazı şeyler var. Aslında bunu olumlu tarafı olarak görüyorum açıkçası. Pandeminin bize yarattığı mesafe vesaire, bir araya gelememe sorunlarını teknoloji üzerinden aşmak değil de biz neyi niçin yapıyoruz? Bunları bu şekilde yapmak zorunda mıyız? Türünden soruları da sormaya başlamamıza belki vesile olacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir toplumsal dönüşümün, bir yeni bir başlangıcın potansiyeli var mı? Sorunuz biraz geleceğe yönelik, sanki hani spekülatif bir yorum yapmaya açık gibi algılıyorum. Aslında sunumda bir cümle kullanmıştım. Yani hani geleceğe yönelik bir spekülatif yapmaktan ziyade hani şu anki durumla ilgili olarak konuştum üzerine, ama kendi kişisel bu noktada düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Ben her şeyden önce her şeyin temelinde insanın yer aldığını düşünüyorum. Yani ve hayatımıza her ne kadar teknoloji daha da fazla girdiyse de kanımca, ama altını çiziyorum. Yani bu benim kendi kişisel görüşüm ve bir tür spekülatif yorum, ama insana verilen önemin daha çok artmasını diliyorum. Yani insanın daha çok merkezde yer almasını diliyorum geleceğe yönelik. Belki bu teknolojinin artan baskınını bize insani ilişkilerin önemini ve değerini belki fark ettirecek ve daha insani, daha yaşanılabilir mekanlar ve çevreler tasarlamaya ve üretmeye doğru bir yönelim olacak belki. Ama mesela şu anda ben de tabii okuyorum, kavramaya çalışıyorum. Yani mesela kentsel tasarım ve planlama ile ilgili ne gibi öngörüler yapılıyor? İşte
ne bileyim trafik ağları acaba kentlerde işte caddeler, sokaklar vesaire bunlarla ilgili acaba public transportation ile ilgili ne gibi öngörüler düşünüyor vesaire diye. Fakat benim takip edebildiğim kadarıyla şu anki odak noktası ağırlıklı olarak mevcut duruma yönelik çözümler getirilebilmek üzerine. Yani daha çok hani gelecekte nasıl olacağını düşünmekten ya da o yönde spekülasyon yapmaktan ziyade benim takip edebildiklerim ya da odak noktam onun üzerine diyebilirim. Mesela kentsel tasarım ve planlamada da az önce de yine sunumlarda ifade ettiğim üzere ağırlıklı olarak bu data science, machine learning, computation gibi teknolojik imkanlar yardımıyla mevcut verileri önce kavramaya çalışıyorlar. Mesela bir kentsel bölgede işte yaya trafiğinde ne gibi değişimler oldu şu anda? Öncelikle bununla ilgili veriler toplanmaya çalışılıyor teknolojik işte imkanlarla. Ve bundan elde edilen verilerle bu pandemi sürecinde işte yaya ve trafik akışında ne gibi değişimler gözlendi ve pandemi sonrasında burada ne gibi değişiklikler tahmin ediliyor. O da yakın plan için, yani orta ve uzun vadeli değil, yakın plan için. Ve buna göre yaya trafiği nasıl düzenlenebilir? Araç trafiği yeniden nasıl düzenlenebilir? Yani daha çok yakın vadeye yönelik mevcut verileri toplayarak bir takım olasılıklar üzerine düşünülüyor. Ama mesela kendi açımdan ben şunu soruyorum kendime. Yani pandemiyle birlikte benim hayatım yavaşladı mı? Fiziksel hareketlilik bağlamında belki evet, ama çalışma ve hani yapılan çalışmanın ritmi, üretim bazında yavaşlamadan ziyade sanki bir artan bir ivme var gibi. Yani belki teknolojiyle hani daha yakın olmak, daha sık iletişimde bulunmak olabilir. Ama bu benim kendi kişisel ölçekte deneyimlediğim bir şey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz yorumunuz için. Evet, ben bakıyorum listeye, henüz kaldıran yok ama bir kalp görüyorum. Aybüke tek göndermiş. Teşekkür ederiz. Reaction'ları aktif olarak kullanıyoruz. Katılımcılarımızdan bunu da bekliyoruz. Başka yorum ve sorusu olan var mı? Chatbox'ta bir soru var ama eğer çünkü 17.30'a kadar vaktimiz var. Eğer sesli olarak sormak isteyen varsa onlara öncelik vermeyi tercih ederim. Soruyu göremedim. Chat. Ben seslendireyim sizin için İngilizceye geçerek. Abdülsamit Altun. I'm not available to open my camera. I apologize for that. My question is out of content. The question is, what could take us to MIT and what should we do? Would you like to please share your experience with us? Hot topic. Güzel bir soru. Bunun aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde lisans dönemindeki çok iyi eğitimcilere borçluyum. Mimarlığa ilk başladığımda bizlere ilk günlerden itibaren yurt dışında olan örnekleri bizzat neredeyse hani bir iki ay önce burada olmuş olan gelişmeleri bize yoğun bir şekilde slaytlarla sunuyorlardı vesaire. Ve o zamanlardan hani MIT en iyi okullardan birisi olduğu için ve mimarlığa da tutku duyduğum için içimde adeta izninizle bir tür takıntı şeklinde ben MIT'ye gideceğim diye bir cümle vardı. Hani ne getirdi beni buraya? Tutku. Tutku çok önemli. Ve biraz da obsesif olmak. Yani çünkü mesela mimarlığa tutkuyla bağlıydım. Fakat hani not ortalamam bir burs almaya uygun değildi ve master için gelmek istiyordum. Ve gelememiştim. O çok üzüntü yaratmıştı bende. Ve daha sonra özel sektörde mimar tasarım pratiği yapmaya başladım. Sonra yayın pratiği, sonra üniversite derken
Doktoraya getirdi beni hayat kaçınılmaz olarak. Fakat doktoraya başladığımda da kendime verdiğim ilk söz şuydu. Amerika'da iyi bir research based üniversitenin bir PhD programına en azından ziyaretçi, araştırmacı, research scholar olarak gidebileceksen bu doktoraya başlamalısın demiştim. O zaman MIT yerine koşullar öyle oldu ve ilk başta Harvard'da başladı benim sürecim. Fakat demek ki o içimdeki tutku ve obsesif yaklaşım, o iç sesim susmamış ki doktora sonrasında da History, Theory and Criticism of Architecture programa geldim. Şunu söylemek istiyorum genç arkadaşlara. Mimarlıkta mutlaka tutkularınız olsun. Heyecanlarınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Ne olursa olsun. Karşılaştığınız kariyerinizde, eğitiminizde negatif şeyler olabilir. Hepimizin olmuştur. Fakat dezavantajları bir tür avantaj ve motivasyon ve öğrenme sürecinizin bir parçası olarak görün. Cesur olun ve sakın vazgeçmeyin. Sakın vazgeçmeyin. Evet, güzel bir motivasyon konuşması oldu. Teşekkür ederiz. Tekrar ben misafirlerimize döneceğim. Son 10 dakikamız. Eğer sorunuz varsa. Aslında ben öğrenci arkadaşlardan soru bekliyorum. Evet, Avra İstanbul Bahar 2020 katılımcılarına sesleniyorum. Evet, Sayın E kaldırdı. Mikrofonu açabilirsin Sayın. Tamam, teşekkürler öncelikle sunum için. Aslında benimki yani soru yorum arası ilginç bir şey olacak. Yani hani ben de sürekli sunumumuzla birlikte şunu düşünmeye başladım. Yani bu kadar çok data analizi, sayılar yani biraz daha böyle sistematik ve sayısal bir veriyle birlikte aslında insanların incelenmesi hakkında araştırmalar devam ediyor bu son dönemde de. Bunların sonucunda aslında benim aklıma sürekli şu soru geliyor. Yani siz de ne düşünüyorsunuz onu merak ediyorum. Bu araştırmaların sonucunda yani aslında insanların bir çeşit dataya dönüşüp kimliklerini kaybedip sadece sayısal veriler halinde okunmaya başladığını hissediyorum yani ben bunların sonucunda. Acaba yani hani değişen dönemde de gitgide artık ona mı yönelmeye başlayacak? Onunla alakalı aklımda soru işaretleri vardı. Burada bence önemli olan bilimin ve bilim insanının nasıl bir bence politika izleyeceği ve yaklaşımının ne olduğu. Yani ben bilimi ve datayı daha insani bir mekan tasarlamak, daha insani bir kent tasarlamak için kullanabilirim. Ya da tam tersi hani daha humanist bir yaklaşımdan uzaklaşarak insanı sizin dediğiniz gibi hani insanın tam olarak cümlenizi hatırlayamıyorum. Kimliğini kaybetmek mi demiş hatırlayamıyorum. Yani insan kimliğinden çıkartıp tamamen o sayısal veriler üzerinden hani okunabilir bir şey haline getirmek anlamında. Burada data, machine learning ya da sayılar bilim insanlığının kullandığı araçlar ya da metotlarımıza verilerimizi almak için yardımcı olan araçlar, yöntemler. Ama biz bunları daha iyi bir fiziksel çevre ve daha iyi bir kent tasarlamak için kullandığımızda ve insana faydalı olacak şekilde kullandığımızda böyle bir olasılığın riskinin azalabileceğini düşünüyorum. Yani asıl merkezimizde yer alması gereken şey kesinlikle yani bir bilim insanı olarak hani kesin bir şey söylemek hani biraz şey gelebilir ama merkezimizde olması gereken şey odamızdaki insanın kendisi data değil data bir araç. Peki Sayın teşekkür ederiz Sayın. Ben teşekkür ederim. Evet tekrar bakıyorum listeye. Bir de izninizle bir şey ekleyebilir miyim ben? Tabii lütfen. Hani bu süreçte mimarlık eğitiminin hani ilerleyebilmesi için mesela burada gözlemlediğim bir şeyi sunumumda aktarmaya çalıştım ama şimdi bir de Türkçe ifade etmek istiyorum.
Bu kriz anlarında mimarlıkta bence liderlik çok önemli. Kurumların liderlik rollerini ve sorumluluklarını üstlenebilmesi. Yani şunu daha açık ve net bir şekilde şunu söylemek isterim. Pandemi olayı gerçekleştiğinde bir tarafta mimarlık mesleğinin içinde American Institute of Architects bence reflekslerini kullanarak bir tür liderlik pozisyonunu aldı. Ve hani ben ülkemin mimari tasarım pratisyenleri ve mesleğine nasıl yardımcı olabilirim? Surveyler yapıldı. Yani mimari tasarım pratiğinde şu an neler oluyor? Construction sektörde neler oluyor? Bunları rakamlara dökerek, çünkü önce veri almamız lazım problemleri tespit edebilmemiz için. Ve ardından mesela reopening plan için uzmanlarla birlikte dokümanlar hazırladılar. Yani siz örneğin hani reopening plan'de işte bir okul yeniden açılırken nelere dikkat edilmeli temelde tasarım kriteri olarak? Bunun için uzmanlarla birlikte, public health'teki alanındaki uzmanlarla birlikte dokümanlar hazırladılar ve bunlar herkesin erişimine açık. Yani bir mimarlık öğrencisi de bundan yararlanabilir bir tasarım pratisyeninde. Diğer taraftansa mimarlık eğitiminde orada da bir lidere ihtiyaç var. Yani bu education community'deki insanları bir araya toplayıp onlara yol gösterebilecek şekilde. Orada da Association College of Schools of Architecture gözlediğim kadarıyla bir tür hani lider pozisyonunu aldı. Ve dolayısıyla bir tarafta mimarlık mesleği, diğer tarafta da mimarlık eğitiminde lider pozisyonunu alan, bu sorumluluğu üstlenen kurumların çalışmaları ve onların ikisinin arasındaki diyalog, etkileşim bunlar çok hayati. Yani mimarlık eğitimini tek başına düşünmek yerine mimarlık mesleğindeki lider kurumlar ve mimarlık eğitimindeki diğer lider kurumlarla ortak bir diyalog ve etkileşim ve çaba çok önemli. Yani liderliğin, lider kurumların sorumluluklarının ve rollerinin bu süreçte çok hayati ve önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Son dakikalara yaklaşıyoruz. Eğer soru sormak, evet, Mustafa Cavus el kaldırıyor. Mikrofonumuzu açıyoruz. Sizin de onay vermeniz gerekiyor. Açtım. Şu an görünüyor mu sesim? Evet, duyuyoruz. İşte, buyurun. Ben. Hocam bir sorum olacaktı. Soruyu okuyorum şu an. Mimarlık kavramı hangi mesleki alanlarla iç içe geçebilir? Kolektif karma çalışmaları mimarinin retrospektif bakış açısını ve geleneksel kurallarını etkiler mi acaba? Teşekkür ederim bu arada. Ben teşekkür ederim. Geleneksel kurallarla neyi kastettiğinizi şu anda bilemiyorum. Ama yani kanımca mimarlığın en temel ihtiyaçları, en temel gerekçeleri değişeceğini sanmıyorum. Yani her zaman hani fonksiyonel olması gerekir. İnsanın ihtiyaçlarını, kullanıcının ihtiyaçlarına yanıt vermesi gerekir. Vesaire gibi en temel gereklerinin temelde sabit kalacağını, fakat bununla birlikte işte bu yaşadığımız pandemi deneyimiyle birlikte bunun etkileriyle temel ihtiyaçlar ve temel design principles'lar üzerine yeni bir takım revizyonlar, eklemeler ya da çıkarımlar yapılabileceğini düşünüyorum. Mesela hani mimarlık ofisi, mesela işte Philip Bernstein'in açıklamasında olduğu gibi, tabii bunlar biraz geleceğe yönelik spekülatif şeyler. Şu anda bilemiyoruz ne olacağını. Ama hani mimarlık ofisleri belki mimarlığı yürütmek için hani temel mekanlar olacak mı, olmayacak mı gibi bir takım sorular var. En temelde yine ihtiyaç duyulacaktır ama mekan düzenlemelerinde belki bazı değişimlere gidecek. Çünkü insanlar belli bir süre belki evlerinden çalışacaklar, belli bir süre ofise gelecekler. O zaman mimari bir ofisin tasarımında ihtiyaç duyulan mekan alanı belki daha azalacak. Eskiden daha belki open office space'ler vardı. Hani şimdi bu pandemi deneyimiyle birlikte bu open office space anlayışı yerine mekan içinde daha biraz daha
hani bu pandemi deneyimiyle daha bölünmelere giden tasarım anlayışları gündeme gelecek vesaire gibi. Ama mimarlığın tahminimce az önce dediğim gibi diğer disiplinlerle olan etkileşimi, diğer alanlarla olan etkileşimi artacak. Yani şöyle bir örnek verebilirim isterseniz. Mesela bu Course Prize Winners'larda açıklamıştım az önce. Mesela Climate Change'in etkisini araştırmak için mesela bir mimarlık programı, mimarlık öğrencileriyle birlikte aynı üniversitenin mesela African American History Departmanı'nda birlikte çalışıyorlar. Çünkü Climate Change'in inceledikleri bölgede African American Community üzerinde ki etkilerini mesela incelemeye çalışıyorlar hep birlikte. Çünkü African American Communities Amerika'da hani biraz daha sıkıntılı bir toplum. Ne yazık ki gelir düzeyi açısından, temsiliyet açısından vesaire. Yani hani mimarlık öğrencileriyle African American History Departmanı'nın bir araya gelerek aynı bir proje üzerinde çalışması gibi. Mimarlık hani biraz daha perspektifini genişletecek diye düşünüyorum. Ama temel ihtiyaçlar ve gerekçeleri bence yerinden oynamayacak. Mustafa'ya sorusu için teşekkür ediyoruz. Bir soru, son bir soru daha alacağım 17.30 saat ama Befrin Esra Tansu, mikrofonunuzu açabilir misiniz? Merhaba, iyi günler. Sizi alabiliyor musunuz? Alıyorsunuz. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederim. Yani yapılan araştırmalar ve önerdiğiniz kaynaklar da oldu. Çok da not aldığım bir sunum oldu. Benim sorum sunumunuz sırasında söylediğiniz bir ifadeye yönelik. Şu an içerisinde bulunduğumuz sürecin yaşamın temellerini tekrar tanımlamamız gereken bir süreç olduğundan söz ettiniz aslında. Ve bizlere bu tanımlamaya etki edebilecek araştırmaları aktardınız bir nevi. Sizce söz ettiğiniz araştırmalar söz konusu yeri tanımlama sürecimizde yeterli düzeyde midir? Yani eksikliğini gördüğünüz bu tanımlama sürecinde eksikliğini gördüğünüz noktalar var mı? Bunu merak ediyorum ben. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eksikliğini gördüğüm, ben izninizle bu soruya kendi uzmanlık çalışmalarımdan bir örnek verebilir miyim? Hani sunumun içindeki projelerden, projelere ek olarak. Ben mesela yakın dönem mimar tarihi üzerine çalışıyorum ve buraya Women and Politics of Gender ile ilgili olarak çalışmak üzere geldim. Geldiğim zamandan beri burada çok yoğun ve şiddetli bir şekilde, özellikle de son 4 sene Trump yönetiminde çok hararetli geçti ülkede ve mimarlık tarihçilerinin çok yoğun bir şekilde mimarlık tarihinin çok daha kapsayıcı olması, özellikle Amerika çok kültürlü bir toplum olduğu için mimarlık tarihinde daha çok kültürlülüğü kapsayan yaklaşımlar üzerine eleştirel paylaşımlar, sunumlar, konferanslar vesaire var. Fakat ben şunu merak ettim. MIT'deki tamamladığım araştırmadan sonra 2 senenin sonunda acaba bu kadar tartışılıyor fakat mimarlık tarihinin en temel özlerinden bir tanesi mimari tarihsel dokümantasyon pratiği. Ve ben şunu merak ettim. Acaba özellikle pandemiyle birlikte toplumdaki eşitsizlik, mimarlıktaki eşitsizlik çok daha fazla tartışılmaya başlandı ve bütün öncü kurumlar diyorlar ki evet biz işte eşitlikten yanayız ve bu konuda gerekli önlemleri alacağız vesaire. Ben ise ülkedeki bir survey'i takip ederek önde gelen ilk 10 mimarlık okulunun arşiv ve koleksiyonları üzerine bir araştırma daha yürüttüm. Pandemi öncesinde, pandemiden kısa bir süre öncesinde arşivcileriyle ve ilgili kuratörleriyle görüştüm ve yazılı olarak da yanıtlarını aldım. Ve ortaya çıkan tablo şu, bu kadar hararetli bir şekilde ülkede mimarlık tarihinin çok kültürlü kapsayan bir şekilde ele alınması, tartışılmasına rağmen ve MIT örneğin bildiğim kadarıyla en köklü
History, Theory and Criticism of Architecture başlığındaki programın öncülüğünü yapan kurumlarından bir tanesi. Örneğin bu konuda tartışmalar çok hararetli. Fakat bu öncü okulların kendi arşivlerinde yazılı yanıtların gösterdiği üzere kendi tarihlerindeki öne çıkan kadın mimarlar, kadın mimarlık öğrencileri ya da kendi tarihlerindeki başka ülkelerden Amerika'ya gelmiş, kendi okullarında eğitim almış, öne çıkan mimarlar üzerine ve underrepresented, underserved architecture communities üzerine vesaire. Aslında ellerinde hiçbir veri neredeyse yok. Yani burada büyük bir boşluk var ve ben şu soruyu sordum o zaman görüştüğüm kişi bu arşivcilere ya da bana sorularını iletenlere. Peki elimizde bu çok kültürlü yansıtacak, kapsayıcı mimarlık tarihine yönelik ve sizin kendi tarihinize yönelik dokümantasyon pratiği olmaz ise bu dokümantasyon elde malzeme olmadan biz nasıl çok kültürlü ve kapsayıcı mimari tarih üzerine çalışabiliriz? MIT Museum'da Gary Van Zandt ile olan görüşmemi özellikle unutmak benim için mümkün değil. Çünkü bu soruları Zinal şekilde kendisine sorduğumda Gary'nin yüzündeki tebessümü hayatım boyunca unutmayacağım. Yani o an benim için aslında Women'ın gender politiklerine çalışmış ve ülkedeki bu kadar hararetli, özellikle de Trump döneminde bu kadar mimarlıkta ve mimar tarihinde bu kadar tartışmalara rağmen içimdeki ses şunu söyledi bana. Meral, sen şu anda bütün bilimsel çabanın tam kalbindesin. Burada veri yok. Eğer pandemi sonrasında çok daha eşitlikçi, çok daha kapsayıcı bir mimarlık istiyorsak önce buna mimarlık tarihinden, geçmiş kökenlerden başlamalıyız. Ve ondan sonra kendime şunu sordum. Peki bir bilim insanı olarak şu anda senin sorumluluğun nedir Meral? Burada veri olmadığını tespit ettim. Benim next step'tim to take action. Bu kurumları belki kolay bir süreç olmayacak ama motive ederek harekete geçirebilmek ve bunun için de şimdi bir etkinlik planlıyoruz. Mimarlık tarihçileri ve öne çıkan mimarlık tarihçilerini bir araya getirerek böylelikle mimarlık tarihi ve arşivciler arasında yeni bir diyalog başlatmak. Ve bu diyalogla da ilgili kurumları push etmek. Soru için teşekkür ederiz Esra. Evet, şimdi ben de çok teşekkür ediyorum. Evet. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Şimdi yavaştan etkinliğimizin son dakikalarına girdik. Ben kısaca bir toparlamak istiyorum. Biliyorsunuz Our İstanbul kârı amacı gütmeyen bir kurum ve Meral Hanım gibi gönüllü olarak uzmanlığını bizimle paylaşan bilim insanları, akademisyenler ve mimarlar sayesinde eğitimini sürdürüyor, akademik yönünü sürdürüyor. Ama bir yandan da finansal sürdürülebilirliğini de sponsorlarla karşılıyor ki bugünkü sponsorumuz da Erginoğlu ve Çalışlar'dı. Dolayısıyla ben hem Meral Hanım'a bugün bu uzmanlığını bizle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Bastığında sabah saatlerinde onu uyandırmış olduk. Tekrar sponsorumuza da çok teşekkür ediyorum. Son söz olarak belki Sinan Bey ya da Yılmaz Bey bir şey eklemek ister mi diye bir sormak isterim. İsterler mi? Evet. Garip bir pozisyonda tutmak zorundayım. iPad'in pil bitiyor çünkü pencerenin önüne geldim. Kusura bakmayın. Meral Hanım, bugün için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda ben şunu söyleyelim. Meral Hanım bizim Boston, Aura'nın Boston temsilcisi. Evet. Diyelim bize Boston'dan devamlı destek veren, vermeyi kabul eden bir arkadaşımız aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla bizim katılımcılarımızın her an şeyinde tüm sorularını, tüm merak ettikleri konuda oradan bağlantı kurabilirler diye düşünüyorum. Herhalde bunun için bir açık çek almış durumdayız anladığım kadarıyla.
Bu iş birliğimiz de zaten daha ileriki zamanlarda devam edecek diye umuyorum. Belki daha tabii spesifik ki sizin çalışma alanınızı, akademik alanınızı daha kapsayıcı nitelikte başka konferanslar veya seminerler üzerinde ayrıca da belki daha sonra konuşuruz diye umuyorum. Tabii yine ki. Tekrar geldiğiniz için Avru için Avru adına çok teşekkür ediyorum size. Ben bu etkinlik için teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum bugünkü sunum için. Gerçekten çok değerliydi. Aynı zamanda tüm Aura katılımcılarına, genç arkadaşlarımıza da çok iyi bir rol model olduğunuzu düşünüyorum. Onları da motive ettiğinizi düşünüyorum. Çok teşekkürler tekrar katılımcınız için. Ben teşekkür ederim. Daha güzel, gelecekte de yine güzel birliktelikler olması dileğiyle. Herkese çok teşekkürler tüm katılımcılarına. Sağ ol. Evet, bugün bize katılan izleyicilerimize de teşekkür etmeyi unutmayalım son söz olarak. Gelecek ay, yani Mayıs ayında yine yurt dışından sürpriz bir konuk ağırlayacağız cumartesi arasında. O yüzden takip etmenizi şimdiden öneriyorum. Herkese keyifli bir hafta sonu diliyorum.